Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün sizlere beyaz tişörtü nasıl farklılaştırarak kullanabileceğinizle ilgili bir video hazırladım. Ben tişört giymeyi çok seviyorum. Eminim hepiniz tişört giymeyi ve tişörtün rahatlığını çok seviyorsunuzdur. Özellikle yaz aylarında beyaz tişört benim vazgeçilmezim oluyor. Ama klasik dümdüz beyaz tişörtü düz haliyle giymek bazen sıkıcı olabiliyor. O nedenle ben ufak tefek böyle küçük küçük şeyler deneyerek farklılaştırmaya çalışıyorum tişört. Zaman zaman uygulamış olduğum birkaç yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. O nedenle bu videoyu çekiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak benim beyaz tişörtü farklılaştırmak istediğim zaman ilk başvurduğum yöntemlerden biriyle başlamak istiyorum. Broşlarımı kullanıyorum. Bembeyaz, düz, şu anda üzerimdeki gibi bir tişörtün üzerine böyle esprisi olan farklı, şu anda umarım tam net görünüyordur, birazdan yakın çekimde net görürsünüz. Bu şekilde broşlarımı kullandığım zaman tişörtüme bir farklılık katmış oluyorum. Siz de elinizdeki broşları değerlendirerek bu şekilde tişörtlerinize farklılık katabilirsiniz ilk olarak. Şöyle bu göz olanını alıyorum. Şu şekilde uyguluyorum. Kullanmak istediğim bir diğer broşum ise bu dudak şeklinde olan broşum. Bunu da hemen yanına uygulayacağım. İğneli olduğu için biraz dikkatli davranmanızı öneririm. Tişörtünüze zarar verebilir. Ve bu şekilde şu an iki tanesi benim için yeterli. İsterseniz yaka kısmına, isterseniz şu kol detayına da broşlarınızı uygulayabilirsiniz. Şu şekilde. Daha önceki videomda göstermiştim. Bunları Stradivarius'tan satın almıştım. Her yerde bulabilirsiniz. Farklı seçenekleri de var. Dilediğim şekilde. Eğer o anda aksesuar kullanmamışsam bu şekilde bir görünüm. Benim hoşuma giden bir görünüm. İkinci olarak broşlardan sonra şallarla devam etmek istiyorum. Yine ben tişörtlerime farklılık katmak istediğim zaman yaz kış kullanabiliyorum bu şalları. Bu böyle biraz büyükçe başörtüsü olarak da kullanılabilecek bir şal. Bunu yine böyle farklı boyutlarda, farklı şekillerde bağlayarak boynunuza farklı bir aksesuar olarak boynunuzda kullanabilirsiniz. Bunun çok çeşitli bağlama şekilleri var ama ben o kısma çok fazla girmeyeceğim. Sadece nelerle nasıl kullanabileceğinizle, yani tişörtte nasıl kullanabilirsiniz diye hatırlatma yapmak istiyorum. Onun dışında zaten siz kendi rahat ettiğiniz şekilde bağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu eğer çok büyük, ben daha küçük bir şey bağlamak istiyorum derseniz bu şekilde daha şal formunda uzun böyle bir şalla da yine tişörtlerin üzerine rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bir de benim daha önce almış olduğum bir kumaştan böyle keserek daha amaca yönelik, yani istediğim şekilde kullanabileceğim, henüz alt kısmını, yani kenarlarını dikmedim. Bu şekilde sevdiğiniz bir kumaşı da keserek istediğiniz boyutta yine uygulayabilirsiniz. Mesela ben bunu şöyle boynumdan geçiriyorum. Birkaç örnek göstermek istiyorum size. Bu şekilde kolye tarzında bağlayabilirsiniz. Ya da bu bağlama kısmı yana gelebilir. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Kenarlarını diktikten sonra böyle de kullanabilirim. Ya da bu şekilde burada bir fiyonk yapabilirsiniz. Düğüm atabilirsiniz. Onun dışında bu biraz küçük kalabilir fiyonk için. İki kere bu şekilde bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi çok farklı şekillerde bağlayabilirsiniz. Bunlar tamamen yaratıcılığınıza bağlı. Daha uzun bir şalla da yine böyle normal klasik bildiğimiz şal modelinden bir kısmını böyle önünüze getirerek yapabilirsiniz. Ya da şöyle tamamını arkadan dolayıp bu şekilde iki yanınıza serbestçe bırakabilirsiniz. Bunlar hepimizin bildiği bağlama modelleri. İsterseniz bunlarla ilgili de ayrıca bir video yapabilirim ama şu anda böyle aklıma gelenleri göstermek istiyorum. Bu şekilde böyle hafif bağlayarak
ya da bu kısmı biraz daha gevşek bırakarak bu şekilde uygulayabilirsiniz. Yani şu şekilde böyle düğüm yapıp da böyle boynunuza dolayabilirsiniz. Ya da gerçekten düğüm atıp bu şekilde dolayabilirsiniz böyle. Bir de şu uzun büyük olanıyla göstermek istiyorum. Bunu ben böyle üçgen şekilde alıyorum ve gelişigüzel böyle elimde toparlayıp bu şekilde bağlayabiliyorum. İsterseniz bunu böyle yan tarafta yine düğüm olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu kısmı yine fiyonk şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bu kısmı tamamen arka tarafa getirerek gizleyebilirsiniz ve bu şekilde uygulayabilirsiniz. Böyle. Dediğim gibi tamamen farklı şekillerde uygulanabilir. Satın almanız da gerekmiyor. Evinizdeki herhangi bir annenizin başörtüsü olabilir. Ya da mutlaka her evde bu tarz böyle şallar vardır. Onları değerlendirebilirsiniz. Eğer böyle çok büyük olarak kullanmak istemiyorsanız kesebilirsiniz. Dediğim gibi farklı istediğiniz kumaşlardan bu şekilde böyle şallar elde edebilirsiniz. Bunu daha küçük olarak kesip, bu arada böyle tasma kolyeler de çok moda. O şekilde de uygulayabilirsiniz. Yani çok farklı şekillerde uygulanabilir. Bunlar dediğim gibi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. O anda kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız, kıyafetinize hangisi daha uygunsa, gözünüze hangisi uygun geliyorsa o şekilde uygulayabilirsiniz. Klasik giyinseniz bile eğer üzerinizde bir tişört varsa kesinlikle o görünümünüzü tamamlamak için, kombininizi tamamlamak için şallardan, özellikle böyle daha satenimsi şallardan yardım alabilirsiniz. Eğer başlangıçta spor giyiniyorsanız daha böyle tok kumaşlardan, pamuklu kumaşlardan olan şallar da var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Aksesuar alıp takmak evet kolay ama bence böyle elinizdeki şalları da değerlendirerek farklı aksesuarlar elde edebilirsiniz. Gerçekten tişörtlere farklılık katmanın bence çok kolay ve yaratıcılık katabileceğiniz bir yolu diye düşünüyorum şallar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve üçüncü olarak uygulamış olduğum yöntemim ise bu çengelli iğneler. Bunlar her evde mutlaka vardır. Bu kadar büyük olmasa da bunların çeşitli boyutları var. Mutlaka elinizde birkaç tane vardır. Ben bu şekilde büyük olanlarından satın almıştım. Ve isterseniz küçük çengelli iğneleri bu büyük olan çengelli iğnenin içinden geçirip yine farklı böyle broş tarzı bir aksesuar elde edebilirsiniz. Ya da bunu direkt bu şekilde tişörtünüzden geçirebilirsiniz. Bu şekilde böyle uygulayabilirsiniz. Emin olun bu böyle çok farklı, tişörte çok farklı bir hava katacaktır. Yine broş gibi görünüyor. Görüntüde broş gibi ama eğer elinizde broş yoksa ve yakanıza bir şeyler takmak istiyorsanız kesinlikle bu çengelli iğnelerden yardım alabilirsiniz. Bu kısma farklı aksesuarlar da takılabilir. Yani kolye ucunuzu takabilirsiniz eğer geçiyorsa. Farklı değerlendirebilirsiniz ya da nazar boncuğu takabilirsiniz. Aynı şekilde bu çengelli iğneyi eğer beyaz bir gömlek giyiniyorsanız iki yakanızın olduğu yere de takabilirsiniz. Ben bu şekilde tişörtlerimin üzerine çok seviyorum. Bunu siyah, beyaz, her renkte tişörtün üzerine ama özellikle beyaz tişörtün üzerine takmayı çok seviyorum. Eğer o anda broş kullanmak istemiyorsam elimin gittiği aksesuarlarından biri oluyor bu çengelli iğneler. Dördüncü yöntemim ise bu armalardan yardım alıyorum. Bunları hazır alabileceğiniz gibi daha önce kıyafetlerinizin içerisinde yani kıyafetlerinizde var olan armaları keserek de yapabilirsiniz. Eğer onları kullanmıyorsanız. Şu anda ilk olarak kullanmak istediğim armamı alıyorum. Bunlar yapışkanlı. Bunları çantaların üzerine, işte kot ceketlerin üzerine, kabanların üzerine, ayakkabılarınızın bile üzerine kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde açıyorum. Bu kısmı böyle yapışkanlı. Bu şekilde açıyorum ve tişörtümün yakasına yapıştırıyorum. Ve bu şekilde armalı kullanmış oluyorum. Bunu dediğim gibi kol kısmına da uygulayabilirsiniz.
Ben şu anda kameradan net görünmesi açısından böyle yaka kısmına uyguluyorum. Bunlar da çok kullanışlı. Tişörtlerin üzerinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yapışıyor ve siz çıkarmadığınız sürece hiçbir şekilde bir sorun teşkil etmiyor. Bir diğer yöntemim ise düğmeler. Elinizdeki çeşitli renkte, çeşitli boyutta fark etmez düğmeleri değerlendirebilirsiniz. Tişörtlerin üzerine. Yine hep söylüyorum, yaka kısımlarına, kol kısımlarına, kolların uçlarına ya da en alt kısımlarına ya da ortasına bir yere fark etmez. Böyle dizerseniz ve dikerseniz yine farklı bir tişört elde etmiş olursunuz. Ben şu anda dikmeyeceğim. Yine böyle tişörtümün üzerinde iki tanesini göstereceğim. Şöyle şu şekilde çeşitli boyutlarda dikerseniz tişörtün üzerine. Çok basit bunları dikmek. Şu anda ben dikmiyorum ama bu şekilde fikir vermesi açısından göstermek istiyorum. Böyle farklı renkte olabilir, daha küçük olabilir. Bunları bu şekilde dikerseniz yine dediğim gibi farklı bir görünüm elde etmiş olursunuz. Şöyle farklı, şu anda videoyu çekerken aklıma geldi. Bu çengelli iğneden bahsetmiştim. Ucuna böyle küçük olabilir, daha küçük olabilir bir iki tane ya da böyle bir tane düğmeden geçirirseniz bunu da bu şekilde böyle tişörtün üzerine uygulayabilirsiniz. Şöyle. Bu da farklı bir şey olabilir. Yine bu çengelli iğnenin içine kolye uçlarınızı geçirebilirsiniz. Ya da yüzüklerinizi bile, şu anda yine aklıma gelen bir fikir, tamamen doğaçlama gelişiyor video. Şu şekilde yüzüğünüzü de geçirip şöyle yakanıza takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Daha küçük, daha minik bir yüzük de uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir diğer tişörtleri farklı şekilde kullanma yöntemim ise tişörtleri kesmek. Evet, bildiğiniz tişörtlerimi kesiyorum. Biliyorsunuz çeşitli markalarda işte Zara olsun, Mango olsun, Bershka olsun, H&M olsun böyle kesilmiş şekilde tişörtler sürekli görüyoruz. Ben de kendi tişörtlerimi kendi istediğim şekilde keserek farklılaştırma yoluna gidiyorum. Bunun için ne yapıyorum? İsterseniz tüm gövde kısmını da bu şekilde böyle katlayarak ve ucundan, yani çok derine gitmeden keserek farklılaştırabilirsiniz. İsterseniz bu işlemi sadece kollarında yapabilirsiniz ya da sadece yaka kısmında ya da yine böyle en alt kısmını da kesebilirsiniz. Şu anda kullanmadığım bir tişörtüm üzerinde göstereceğim. Bunun için de şöyle biraz farklı tutacağım. Tek başıma çektiğim için bu videoyu. Şöyle yaka kısmını aldım ve buradan çok hafif bu şekilde kestim. Şöyle umarım görünüyordur. Burası böyle açılmış oldu. İsterseniz şu yaka kısımlarını böyle daha küçük küçük kesebilirsiniz. Farklı, şöyle görünüyordur umarım. Farklılık katabilirsiniz yakalarına. Tamamen yine isteğinize bağlı. Şekilde. Böyle gelişigüzel ya da isterseniz daha simetrik yaka kısmını kesebilirsiniz. Aynı şekilde şuradan kollarını da, şu kısımlarını hemen ucunu biraz açabilirsiniz. Şu şekilde. Biraz daha derin de kesebilirsiniz. Ve dediğim gibi, az önce söylediğim gibi şöyle alt kısımdan göstereyim. Şu şekilde böyle keserek bu şekilde kesikler elde edebilirsiniz. Bunları birkaç yere uyguladığınız zaman emin olun Zara'da, Mango'da satılan tişörtlerden farkı kalmayacak. O kadar para vermeye de gerek yok. Benim beyaz tişört ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım keyifle izlediğiniz, fikir aldığınız bir video olmuştur. Benim size aktarabileceğim ve zaman içerisinde dediğim gibi kullanmış olduğum yöntemler bu şekildeydi. Sizler neler yapıyorsunuz ya da sizin aklınıza gelen fikirler ya da uyguladıklarınız neler? Bunları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen.
Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.